ÇEDES okullarda yaygınlık kazanırken bunun okullardaki yansıması önce okullarda görevlendirilmiş olan din görevlilerinin doğrudan sınıflara girerek çocuklara dini ideolojilerini empoze etmeye çalışıyorlar. Bu tabii ki iktidarın kindar ve dindar nesil yetiştirme ya da siyasal İslam ideolojisini daha bu yaştaki çocuklara empoze etme düşüncesinin bir göstergesidir ki bu ülkenin geleceği açısından gerçekten vahim bir durum. Bunun tabii ki bu yansıma ileriye doğru bunun yansımalarını görmüş olacağız. Bu söylediğim sebeplerden dolayı yani çocuklara okullarda kendi ideolojileri empoze ediliyor. Dindar ve kindar nesil yetiştirme planları, projeleri hayata geçirildi. Bunun yansımalarını ileride göreceğiz. Bu ÇEDES projesi kapsamında din adamları sınıflarda çocuklara bilim dışı, hurafe, dogmalarla, dini dogmalarla çocukların beyinleri yıkanmaya çalışılıyor. Ve şöyle söyleyeyim, bu çocuklar, bu anlatılanlardan etkilenen çocukların daha sonra travma yaşadıklarını duyuyoruz. Çünkü bunlar sadece bir şehrimizde değil, birçok yerde bu tür uygulamalar yapılıyor. Okullarda verilen bu aslında 13 yaşından önceki çocuklara dini eğitimin verilmesi yanlış. Pedagojik anlamda, bilimsel anlamda yanlış. Ama bu işte bu yaşta verilen çocuklar bu travmayı yaşıyor. Ve anne babalarına baskı yapıyorlar. Başını niye örtmüyorsun, niye namaz kılmıyorsun, niye oruç tutmuyorsun, cehennemde yanacaksın diye kendi anne babalarına baskılar bile yapmaya kalkıyor o yaştaki çocuklar. Ülkede bir rejim değişikliği yaşandı. İktidar bu rejim değişikliğini kalıcı hale getirmek için bu rejime uygun bir toplum profili de oluşturmak istiyor. Bu toplum profilini nasıl oluşturabilir? Eğitimi kullanarak, eğitim bir araç olarak kullanılıyor. Böyle bir toplum profili oluşturmak için. Ve eğitimde kendi siyasal İslam ideolojisi çocuklara empoze ediliyor. Ve ileride bu siyasal İslam ideolojisi rejimin de resmi ideolojisine dönüşecektir. İktidar biliyorsunuz sık sık 2054'ten 2071'lerden bahsediyor. 2054-2071 yani bugünkü siyasilerin birçoğu o zaman hayatta da olmayacak ama ideolojileri devam edecek. Bu şekilde eğitimi kullanarak bir araç olarak kullanarak bu siyasal İslam ideolojisini kalıcı hale getirmeye çalışıyor. Yapılması gereken tüm İlerici, yurtsever, devrimci, demokrat kesimin bu laik, bilimsel, demokratik eğitim mücadelesinde yer alması, bunun için örgütlenmesi gerekiyor.